Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Flash filminin fragmanı gösterildi arkadaşlar. Ve ne yalan söyleyeyim yani şu ana kadar hiç mi hiç ilgimi çekmeyen Flash filmi bir anda fragmanını izledikten sonra ilgimi çekmeye başladı. Evet gerçekten de şu anda Flash filmini merakla bekliyorum arkadaşlar gösterime girmesini. Hani Azra'yı bir oyuncu olarak zaten hiç sevmem. Onun yanı sıra hiçbir zaman olsun da Flash karakterine yakıştıramamışımdır. Ama ona rağmen yine de bu fragmanı izledikten sonra bu filmi gerçekten de merakla beklemeye başladım. Bir kere fragmanda bazı sürprizler vardı. Yani ben bilmiyordum mesela Ben Affleck'in Batman olarak bu filmde yer alacağını. Onun yanı sıra yine General Zod'un bu filmde yer alacağını hiç mi hiç bilmiyordum. Sadece ve sadece Michael Keaton'ın Batman olarak yer alacağını daha en başından zaten duymuştuk. Onun yanı sıra yine bir süper woman mu diyeyim, süper girl mu diyeyim böyle bir süper karakterimiz var. O da mesela oldukça merak uyandırıcı. Ee, görsel olarak, hikaye olarak güzel bir film gibi duruyor. Ama tabii bu zamana kadar biliyorsunuz fragmanları güzel olup da e, filmleri çok kötü çıkan, bizi ters köşeye yatıran bir sürü film oldu son yıllarda. Umarım bu da onlardan değildir. Ve dediğim gibi yani oldukça her şey güzel duruyor şimdilik. Bakalım nasıl olacak? Flash filmi biliyorsunuz. Flashpoint hikayesinden yola çıkılarak, esinlenerek yapılmış bir e, film arkadaşlar. Tabii ki de Flashpoint hikayesiyle benzerlikleri olacak bu filmin hikaye bazında. E, oldukça iyi duruyor. Fakat bu fragmanı izledikten sonra bir de şöyle bir soru geldi kafama. Bu film buradan nereye gidecek? Yani... Şimdi biliyorsunuz James Gunn eşliğinde yeniden bir DC sinematik evreni yaratılıyor. E bu Flash filminde gördüğümüz karakterlerin hepsi de Flash'la dahil bizim Zack Snyder'ın sinematik evrenine ait. Hani bu filmin sonunda ne olacak? Bu filmi öylece bitirip orada bırakacaklar mı? Bununla beraber Zack Snyder'ın DC sinematik evreni bitecek mi? Yoksa bu filmi buradan... James Gunn'a mı bağlayacaklar? James Gunn yalnız. James Gunn'a mı bağlayacaklar? Ee, bunu merak ediyorum. Çünkü hani şöyle bir şey geldi aklıma ki geçenlerde de burada öyle bir şeyler söylendi. Denilene göre bu filmin sonunda hani burada flash biliyorsunuz bir zaman içerisinde bir döngü yaratacak falan filan zaman değiştirecek ya. Ee, bu filmin sonunda demelerine göre bilmiyorum ne derece doğru. Yani bu tabii ki onaylanmış bir şey değil James Gunn tarafından ama. Hesapta James Gunn yeni flash filmleri için bizim bu e, kaç sezondur televizyonda dizide oynayan, flashı oynayan e, aktörü almış işe diye diyorlar. Bilemiyorum. Ve hesapta da bu flash filminin sonunda o flash karşımıza çıkacakmış dediklerine göre. Ne derece doğru bilinmez. Ama dediğim gibi yani kafamda böyle bir soru işareti belirdi bu filmin sonunda buradan nereye gidecek bu film? Umarım James Gunn'ın sinematik evrenine bir şekilde bunu bağlarlar ki böylelikle hani bu film nasıl diyeyim boşa atmamış olur kendisini. Ama öbür türlü biterse hakikaten üzücü olacak. Yani normal bir şekilde bitirlerse bu filmi o şekilde öyle kalacak. Tozlu raflarda. Zack Snyder'ın o DC sinematik evreninin son halkası olarak anılacak. Ama umarım ki James Gunn'ın bu sinematik evrenine bu filmi bağlarlar. Ki öyle bir his de var içimde, nedense bağlayacaklarmış gibi düşünüyorum. Hele ki dedikleri gibi o Flash dizisindeki aktörü bundan sonra Flash sinema filmlerini görürsek o zaman işte çok güzel olur. Hem böylelikle C Zack Snyder'ın da e, o bütün DC sinematik evrenini e, heba etmemiş olurlar. Böylelikle ne olur işte o multiverse olayı, çoklu evren olayı da bu şekilde güzel bir böyle kaymaklı bağlanmış olur. Anlatabiliyor muyum? Yani. Evet siz ne düşünüyorsunuz bu Flash filminin fragmanı ile ilgili? Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Yorumlarınızı aşağıya yazın bekliyorum. Dediğim gibi umarım güzel bir Flash filmi izleriz diyerekten bugünkü videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.